Sağ ol. 2-3 defa geldim, yoktum. Fabrikadaydım. Desenlerin ilk örneğini görmeye gittim. Hı, anladım. Ne oldu, Banu sıkıştırdım seni? Konuştunuz mu bir şey? Benim etrafımda dolanıp duruyordu. Konuştuk, bir sıkıntı yok. Ne dedin peki? Nasıl ikna oldu? Venüs ortalığı karıştırmak için saçmalıyor. Burak'la aramızdaki durumu bildiği için de beni kullanmak istiyor dedim, ikna oldu. Bir keresinde Burak'ın evindeyken Venüs gelmişti. Bizi görüp kıskanıp arıza çıkarmıştı. Banu da bu durumu biliyor yani. Kız da güya bana yardım etmek istiyor. Beni sevmiyor ki zaten, abuk sabuk konuşuyor yani. Yalan söyledim işte öyle. Anladım. İyi tamam, bir sıkıntı yok yani. Ben seni tutmayayım o zaman. Buraklarımızda gerçekten bir şey var mı diye sormayacak mısın? Ne sorayım, senin hayatın senin özelin. Yani artık beni ilgilendirmez diyorsun. Yok öyle demiyorum da. Yani öyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. En azından seni tanıyorum. Yanılıyorsun ama. Var. İyi, hayırlı olsun. Sağ ol. Sen ne yapacaksın bu akşam? Geç saatlere kadar çalışacak mısın yine? Çıkacağım. İşlerim var. Hastaneye falan uğrayacağım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Okrom madeni çok cazip bir yatırımdı. Kaçırmak aptallık olurdu. İlk başlarda müthiş kar getiriyordu. Sonra her şey tersine döndü. Maden baştan pazarlandığı kadar verimli değilmiş. Battın. Battım. Ne kadar kaybettin? Pardon, kaybettik. 100 milyon dolar. Ya sen ne diyorsun anne? Ya sen böyle bir hatayı nasıl yaptın? Sonra da hesaplarla oynadınız. Çünkü ortaklara sunulan bilançoda 100 milyon dolarlık bir açık görünmüyordu. Halledeceğim. Ne zaman? Önümüzde teftiş var. Nereden bulacağız o kadar parayı? Bir fon şirketi borsa fiyatının altında bir fiyata bütün hisseleri alıyor. Nakit parayı teftişten önce ödeyecekler. Daha yüksek fiyata kendileri çıkaracaklar piyasaya. Ya anne inanamıyorum sana ya. Ya anne bu suç. Önce şu bataktan bir an önce kurtulmamız lazım. Barış'ı onun için geri çağırdım. Bu konuda başka hiç kimseye güvenemezdim. Bana bile. Çok dikkatli olmam gerekiyordu. Lütfen Allah. Allah'ım ya. Ya bastığım hiçbir yer sağlam değil ya. Ya hayatımdaki hiçbir şey bana ait değil. Ne kocam, ne abim, ne karnımdaki bebeğim. Hiç kimsem yok benim. Güveneceğim hiç kimse yok. Lütfen Banu. Ya ben kime güveneceğim anne? Sen vardın sırtımdaydın. Sen de bana bunu yaptın. Bana yalan söyledin anne. Sen Banu böyle yapma. Her şey yoluna girecek. Ya şirketlerimiz elden gidecek. Hepimiz hapse gireceğiz ya. Hayır böyle bir şey olmayacak. Asla buna izin vermeyeceğim Banu lütfen. Bilgisayarımı alabilir miyim? Çalışma odasına ayrı. Tamam baba. Tamam. Hı hı. Bir satış olsa bile... Kesinlikle benim olduğum şirket bu pakete dahil değil. Evet.
Bakımın için rahat olsun. Tabii teftişten önce bir şeyler yapacağım zaten. Hı. Sana da. Barış'ın bilgisayarında. Evde bile elinden bırakmıyorsun. Ben bir yolunu bulup bakayım bilgisayara. Ne dedim ben sana? Sen bu işe karışma. Ya sana yardım etmek istiyorum. Niye izin vermiyorsun? Çünkü başının derde girmesini istemiyorum. Ben bakacağım. Ya bana bak, inat etme. İnat etme. Yapma diyorsam yapma. Bu şirkette birileri gizli saklı iş çeviriyorsa, yasa dışı bir iş yapıyorsa cezasını da çekecek. Bu belki de bizim özgürlüğümüz olur. Benim özgürlüğüm bu şirketteki insanlara bağlı değil. Tamam, çeksinler cezalarını. Ha, eğer ikimizden bahsediyorsan... benim kelepçelerim başka. Bunu biliyorsun. Tamam, sonra konuşuruz. Hayır, Burak hapse girdiğinde kimin danışmanlığını yapacaksın merak ediyorum doğrusu. Gerçekten. Belki polise danışmanlık yaparım. Belki ticaret mahkemesinde tanıklık yaparım. Belli olmaz. Ne diyorsun sen? Bak, eğer birinin yamuğunu yakalarsam benden cehenneme kadar kaçsın. Anladın mı beni? Çünkü ipin ucunu yakaladım, çekmek üzereyim. Ne diyorsun sen ben? Ebru'nun danışmanıymış. Topuğumun danışmanı. Neden bahsediyorsun Hayek? Terastaydık. Ne oldu, nesi var? Midesi bulandı biraz, hava aldık. Banu? Hayatım, iyi misin? Banu? Canım. Canım. Keşke beni sevdiğine emin olabilsem. Nereden çıktı bu şey? Keşke gerçekten sevseydin beni. Hayatım, ben seviyorum zaten seni. Banu, ben seni çok seviyorum. Sarıl bana. Tamam canım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Hiçbir şey sorma bana. Ne olur sarıl. Sadece sarıl lütfen.